Bu tüyler ürpertici hikaye 2021 yılının ortalarında, genç bir kızın erkek arkadaşıyla sinemaya gittiği, ancak gecenin trajik bir hal aldığı bir zamanda yaşandı. Bu vaka oldukça hızlı bir şekilde çözülmüş olmasına rağmen, içinde hala birçok garip ve şok edici durum var. Bu videoda size neler olduğunu anlatacağız. Riley Goodrich Amerika'nın Kaliforniya eyaletindeki Corona şehrinde doğdu ve büyüdü. Lisede voleybol oynadı ve Amigo Kızlar takımının bir üyesiydi. Onu pozitif, açık fikirli ve büyük bir kalbi olan eğlenceyi seven bir kız olarak tanımlayan birçok arkadaşı vardı. Liseden mezun olduktan sonra Riley, Grand Canyon Rains Üniversitesi'nden burs kazandı ve yurtlara taşındı. Her fırsatta ailesini ziyaret etmeye çalıştı. 2021 yazında, Amerika Birleşik Devletleri Bağımsızlık Günü'nü, o ve arkadaşları büyük bir parti verdi. Raleigh orada kendisinden bir yaş büyük Anthony Barajas adında genç bir adamla tanıştı. Aralarında hızla bir sempati oluştu ve sonraki günlerde de sosyalleşmeye devam ettiler. Anthony beklenmedik bir şekilde TikTok'ta popüler bir kişilik haline geldi. 2019 yılında bir hesap oluşturdu ve sahte videolar yayınlamaya başladı. Bir noktada, videoları geniş bir kitlenin dikkatini çekmeye başladı ve 2021 yazında neredeyse 1 milyon abonesi vardı. Adam ayrıca Instagram hesabını aktif olarak geliştiriyordu, ancak hala gelecekte ne yapmak istediğine karar vermeye çalışıyordu, ana faaliyeti olarak blog yazmak veya başka bir şey yapmak, bazı sosyal medya etkileşimlerinden sonra, bir randevuya çıkmaya karar verdiler. Ancak Riley için babası Dwayne'in onun seçimini onaylaması önemliydi. Zaten 18 yaşında olmasına rağmen, kız ailesine çok yakındı ve onların Anthony ile tanışmasını istiyordu. İlk başta, kızın babası şüpheciydi, çünkü Anthony TikTok'tan geçimini sağlıyordu. Ona çok ciddi görünmüyordu. Ancak yüz yüze tanıştıklarında Anthony, dava üzerinde iyi bir izlenim bıraktı ve baba kızının seçimini onayladı. Adam ona nazik, iyi huylu ve genel olarak olumlu bir insan gibi görünüyordu. Sonuç olarak, Riley ve Anthony 26 Temmuz'da buluşmaya ve Judgment Night, Forever filmini seçerek sinemanın akşam seansına gitmeye karar verdiler. Filmin konusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin her yıl 12 saat boyunca cinayette dahil olmak üzere her türlü suçu yasallaştırması gerçeğine dayanıyor. Bu filmin seçilmesinin ne kadar ürkütücü bir tesadüf olduğunu kim düşünebilirdi ki? Sinemaya gitmeden önce Riley'in yakınlardaki favori restoranında akşam yemeği yediler. Seansları 10.30'da başlayacak ve gece yarısına yakın bitecekti. Hafta içi olduğu için sinemada fazla insan yoktu. Gösterim sırasında Riley annesine mesaj atarak sinemayı sıkıcı bulduğunu ama yine de Anthony ile olan bu randevudan keyif aldığını söyledi. Filmden sonra insanlar salondan ayrılmaya başladığında, bir sinema çalışanı Riley ve Anthony'yi sandalyelerinde buldu. İlk başta sadece oturduklarını ya da uyuduklarını düşünen çalışan, yaklaştığında her iki müşterinin de ağır yaralı ve bilinçsiz olduğunu görünce dehşete kapıldı. 911'i aradıktan sonra polis ve sağlık görevlileri olay yerine geldi. Riley'in hayatını kaybettiği ve Anthony'nin hayatta olduğu ancak ciddi şekilde bilinçsiz durumda olduğu belirlendi. Anthony yerel bir hastaneye götürülüp yaşam destek ünitesine bağlanırken, dedektifler olay yerini incelemeye başladı. İlk başta, o salonda ne olduğunu anlamakta zorlandılar. Anında tespit edebildikleri tek şey, Riley ve Anthony'nin başlarından silahla vurularak yaralandıklarıydı. Ancak olay yerinde davayı anlamlandırmaya yardımcı olacak hiçbir kanıt yoktu. Sinemada parmak izi almak ya da DNA örneği bulmak mümkün olmadığından dedektifler başka yollar aramaya karar verdiler. Zaman geçtikçe hikaye Kaliforniya medyasında ve ardından ülke çapında viral hale geldi. Soruşturmanın ilk saatlerinde, Anthony'nin kendisinin katil olabileceğine dair spekülasyonlar bile yapıldı, ancak polis bu teoriyi dikkate almadı çünkü yanında herhangi bir silah bulunmadı. Dedektifler kurbanların kimliklerini tespit ettikten hemen sonra aileleriyle temasa geçerek olanları haberdar etti. Riley'in ailesi kızlarının ölümü karşısında şoke olmuştu. Hiç kimse film izlerken böyle bir trajedinin yaşanacağını tahmin edemezdi. Polis, sinemada ne olduğunu henüz bilmedikleri için yakınlarına ne olduğunun ayrıntılarını açıklayamadı.
Anthony'nin durumuyla ilgili olarak doktorların tahmini kötümserdi. Ciddi tıbbi müdahaleye ihtiyacı vardı, dedektifler ilk olarak o akşam çalışan sinema personelini sorguladı. O gösteri için sadece 6 bilet satıldığı ortaya çıktı, bu da katilin büyük olasılıkla 4 ziyaretçiden biri olduğu anlamına geliyordu. Sadece polisi değil, olayı haberlerden öğrenen herkesi şüpheye düşüren bir başka tuhaf nokta daha vardı, eğer 6 seyirciden biri katilse, diğer seyirciler silah seslerini nasıl duymamıştı? O zaman yapılan tek açıklama, diğer seyircilerin silah seslerini filmin bir parçası zannettiydi. Bu aksiyon filminde silah şiddeti de dahil olmak üzere pek çok şiddet sahnesi vardı. Katilin darbesini tam da bu sahnelerden biri sırasında vurduğu teorisi göz ardı edilmedi. Ancak bu gizem oldukça hızlı bir şekilde çözüldü. Dedektifler, bir seferde satılan tüm biletlerden 4 tanesinin bir adam tarafından kendisi ve 3 arkadaşı için satın alındığını öğrendi. Bu da polis memurlarının suçun bir grup insan tarafından işlenmiş olabileceğine inanmasına yol açtı. Soruşturma gece boyunca devam etti ve ertesi gün polis departmanı şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu, şüphelinin 20 yaşındaki Joseph Vimenez olduğu ortaya çıktı. Burada ilginç olan şey, şansın şüphelinin bulunmasına yardımcı olması. Joseph'in cinayetten bir gün sonra polisi bizzat aradığı ortaya çıktı. Bunu suçu itiraf etmek için yapmamıştı. Joseph gece 1.30 sularında 911'i aramış ve birinin kendisini takip ettiğini bildirmiş. Olay yerine gelen polis memurları onu sokak ortasında elinde bir silahla buldu ve gözaltına aldı. Sinemadaki saldırının tam olarak aynı kalibrede bir silahla gerçekleştirildiğini hemen fark ettiler. Böylece Joseph'in silahını uzmanlara teslim ettiler. Ellerinde sinemadan alınan 3 boş kovanla, önlerindeki silahın aynı silah olduğunu belirlediler. Vimenez cinayette ilgisi olduğunu inkar etse de dedektifler kısa sürede başka bir güçlü kanıt daha buldular. Şüphelinin evini aradıktan sonra Riley Goodrick'in cüzdanını buldular. Ardından polisler sinemada bulunan diğer 3 kişinin izini sürdü. Hepsinin Joseph'in arkadaşları olduğu ortaya çıktı ama anlattıkları dedektifleri gerçekten şoke etti. Arkadaşlarına göre, hiçbirinin sinemaya yaptıkları basit bir gezinin böyle bir trajediye dönüşeceği hakkında hiçbir fikri yoktu. Sadece oturup filmi izlemişler, ancak seans sırasında garip bir şey fark etmeye başlamışlar. Onlara göre, Joseph aniden çok şüpheli davranmaya başladı. Kendi kendine konuşuyor ve anlaşılmaz bir şeyler mırıldanıyordu, bir noktada adam tuvalete gitmesi gerektiğini söyledi ve gitti, ancak tuvalete gitmek yerine arabasına gitti. Oradan silahı almış ve geri dönmüştü. Bir süre daha oturduktan sonra aniden arkadaşlarına silahı arabasından getirdiğini söyledi ve arkadaşları paniklemeye başladı. Sonunda arkadaşlarının da tuvalete gidip geri dönecekleri yalanını söyledikleri, ancak bunun yerine dışarı çıktıkları iddia edildi. Hikayelerinde sorgulanabilecek pek çok garip an vardı. Sinemadan kaçtıkları an en sorgulanabilir olanıdır. Joseph'in silahı neden getirdiğini öğrenmeye çalışmadılar mı ve bunu diğer 2 ziyaretçiye karşı kullanabileceğini düşünmediler mi? Dahası, arkadaşları durumu sinema görevlilerine ya da polise bildirmemişti. Joseph'in davranışları neredeyse inkar edilemez bir şekilde kötü bir şey yapmak üzere olduğunu gösteriyordu, ancak arkadaşlar tüm durumu görmezden gelmeye karar verdiler. Bunu yaparken, cinayet haberi kendilerine ulaşır ulaşmaz hemen Joseph'i düşündüklerini itiraf ettiler. Tüm bunlar şüphelinin cinayet, cinayete teşebbüs ve soygun olmak üzere 3 suçtan tutuklanması için yeterliydi. O sırada Anthony hala yaşam destek ünitesine bağlıydı ancak doktorlar ona yardım edemedi ve 31 Temmuz akşamı bilincini geri kazanamadan hayata veda etti. Joseph ek cinayet suçlamalarıyla karşı karşıyaydı ve yaptıklarından dolayı ölüm cezasına çarptırılabilirdi. Dedektifler Joseph'ten bilgi almaya çalışırken, yüzlerce ilgili insan sinemanın dışında Riley ve Anthony için bir veda töreni düzenledi. Mumlar yaktılar ve kurbanların ailelerine destek sözleri verdiler. Anthony'nin olaydan çok önce imzaladığı organ bağışı izni de aynı anda ortaya çıktı. Genç delikanlı muhtemelen ölümünün bu kadar erken geleceğini tahmin edemezdi.
Durum Josef Vimenez için çok elverişsizdi, eldeki kanıtlar göz önüne alındığında idam cezası neredeyse garantiydi. Görünüşe göre Josef bunun farkına varmış ve itiraf etmeye karar vermişti. Ancak anlattıkları daha da fazla soru işaretine yol açtı. Josef 9 ay önce kendisine şizofreni teşhisi konulduğunu ve bu hastalığı haplarla tedavi ettiğini açıkladı. Ancak olaydan kısa bir süre önce ilaçları almayı bırakmış ve kafasının içine sesler gelmeye başlamıştı. İlk başta sadece arabasını ve televizyonunu çalacağını söyleyen bu sesler daha sonra tüm ailesini öldürmekle tehdit etmişti. O akşam sinemada, sesler ona Riley ve Antonio'yu öldürmesini emretmiş ve eğer reddederse ailesini öldüreceklerini söylemişlerdi. Josef bu seslere direnmeye çalıştığını ancak sonunda pes ettiğini ve suçu işlediğini iddia etmişti. Anlatımında, cinayet anında ve takip eden saatlerde yaşadığı korkuya çok fazla vurgu yapmış ve geleceğiyle ilgili endişelerini dile getirmişti. Bununla birlikte, gerçeklere bakmak ve ona inanılıp inanılamayacağını belirlemeye çalışmak gerekir. Josef'in seslerle ilgili tüm hikayeyi uydurmuş olması mümkündü. Ancak, bu davada onu ölüm cezasından ancak ciddi zihinsel sorunlar kurtarabilirdi, dolayısıyla böyle bir cezadan kaçınmak için tek şansı buydu. Çaldığı cüzdan dışında, küçük çaplı hırsızlıklar hikayesinde hiç yer almamaktaydı. Anlattığına göre Josef olanlardan o kadar korkmuş ki, silah sesleri duyulduktan sonra hemen sinemadan çıkıp arabasına binmişti. Panik halindeki kimin aklına karşı taraftan bir cüzdan çalmak gelir ki? Eylemlerinde hala pek çok garip yön var. Eğer arkadaşlarına inanılacak olursa, kendi kendine konuşuyor ve şüpheli davranıyordu. Buna ek olarak, Josef polisi arayarak birinin kendisini kovaladığını iddia etti, ancak gerçekte sadece elinde bir silahla sokağın ortasında duruyordu, bunun planlı bir oyun olduğunu varsayarsak, sorumluluktan kaçmak için çok ayrıntılı bir planı vardı. Ancak durum böyle olsaydı, olay çok farklı gelişebilirdi. Josef filmi izlerken, seyirciler arasında soyulacak rastgele iki kişiden başka kimse olmadığını fark etmiş olabilir. O zaman silah almak için arabasına gidebilirdi, ama ya bir şeyler ters gitti ya da gerçekten cinayet işlemek istedi. Belki de o anda arkadaşları da oradaydı, sinemadan çıkmışlardı. Ancak bu durumda neden kurbanların akıllı telefonlarını almadı ve neden daha sonra polisi aradığı açık değildi. Buna ek olarak, Josef'in sabıka geçmişi yoktu, küçük suçlardan bile mahkumiyeti yoktu. Sabıka kaydı olmayan bir adamın bir cüzdan için çifte cinayet işlemeye karar vermesini hayal etmek zor, özellikle de yakalanma olasılığı bu kadar yüksekken. Eylül ayının sonunda, Josef'in akli dengesinin yerinde olmadığını öne sürerek suçsuz olduğunu iddia ettiği ilk mahkeme duruşması yapıldı. Bu, cinayete karıştığını reddettiği anlamına gelmiyordu, ancak mahkemenin şimdi akıl sağlığını incelemesi gerekiyordu. Josef, ancak akıl sağlığının yerinde olmadığına karar verilmesi halinde suçunu kabul etmeye hazır olduğunu söyledi. Kararın bir sonraki mahkemede sonuçlanması bekleniyor. Her halükarda, bu davanın sonucu ne olursa olsun, adaletsizliği çarpıcıdır. İki masum genç insan sadece sinemada bir akşam geçirmek istemiş ve bunun sonucunda tamamen rastgele bir saldırganlık eyleminin kurbanı olmuşlardı. Kamuoyu ve medya, Josef salona girdiğinde onu kontrol etmedikleri için sinema yönetimini suçladı ama suçlanmalılar mı? Amerika Birleşik Devletleri'nde sinema personeli, ziyaretçiler rüşvette yiyecek kaçırmasın diye sadece sırt çantalarını ve çantaları kontrol eder. Ama biri yanına bir silah alır ve onu giysilerinin altına saklarsa, bundan kimsenin haberi olmaz. Böyle bir durumda yapılabilecek tek şey her sinemaya metal dedektörleri koymaktır. Belki de zaman içinde bu bir norm haline gelecek ve zorunlu olacaktır. Peki, siz ne düşünüyorsunuz? Josef gerçekten akıl hastası mıydı ve bu yüzden mi böyle korkunç bir eylemde bulundu, yoksa tüm bu ses hikayesi ölüm cezasından kaçınmak için mi uyduruldu? 2016 yılında, acımasızlığı ile dikkat çeken bir hikaye yaşandı. Alice Rogoz adlı genç bir kız, her geçen gün daha da tehlikeli hale gelen eski erkek arkadaşı tarafından taciz ediliyordu. Bir noktada polise bile gitmek zorunda kaldı, ancak daha sonra olanlar tüm İngiltere'yi şok etti.
Alice Rogoz 24 Aralık 1991'de, Noel'den sadece bir gün önce doğdu. İki ağabeyi vardı ve ondan sonra aileye bir erkek çocuk daha katıldı. Birlikte Leicestershire ilçesinde bulunan küçük bir İngiliz köyü olan Storlington'da yaşıyorlardı. Aile çok arkadaş canlısıydı ve tüm çocuklar her zaman birbirlerine göz kulak olurdu. Alice yerel okuldaki drama kulübüne katılmaya başladı ve kısa sürede oyunculuk sanatına aşık oldu. Birçok tiyatro prodüksiyonunda yer aldı ve tüm öğretmenler onun doğal yeteneğine dikkat çekti. Alice, 18 yaşında okuldan ayrıldıktan sonra Newcastle'daki Northumbria Üniversitesi'ne gitti ve burada tasarım eğitimi aldı. 2014'te mezun olduktan sonra Gateshead adlı bir kasabaya taşındı ve büyük bir İngiliz medya şirketinde işe girdi. Başlangıçta ayrı bir ev tutmakta zorlandığı için oda arkadaşlarıyla birlikte bir daire kiraladı. Ekim 2015'te, kız 23 yaşındayken Harry Dela adında bir adamla tanıştı. Harry, ortak bir tanıdıklarının sayfası aracılığıyla onun Facebook hesabına rastladı. Sohbet etmeye başladılar ve kısa süre içinde birbirlerinden hoşlanmaya başladılar. Harry aslen Hindistanlıydı ve İngiltere'ye yerel bir Hint üniversitesinin öğrenci programıyla gelmişti. Edinburgh'daki Queen Margaret Üniversitesi'ne geçti ve mezun olduktan sonra İngiltere'de kalmaya karar vererek orduya katıldı. Bir süre sonra Afganistan'da görevlendirildi ve orada Alice ile Facebook üzerinden sohbet etmeye başladı. İlk başta sadece mesajlaştılar, sonra haftada birkaç kez birbirlerini aramaya başladılar ve sonunda bir ilişkiye başladılar. Buluşabilmek için Harry'nin İngiltere'ye döneceği anı dört gözle bekliyorlardı. Bu gerçekleştiğinde, birkaç randevuya çıktılar ve Harry, Alice üzerinde iyi bir izlenim bıraktı. Harika vakit geçirdiler ve aralarındaki karşılıklı hoşlanma daha da güçlendi. Ancak birkaç hafta sonra tekrar ayrıldılar. Harry'nin 2 aylığına tekrar Afganistan'a gitmesi gerekiyordu ve bundan sonra ilişkilerine devam etmeyi planlıyorlardı. O zamana kadar çift, Harry nihayet Nisan ayında İngiltere'ye dönene kadar çevrimiçi iletişim kurmaya devam etti. Edinburgh'da, Alice'in yaşadığı şehirden neredeyse 200 kilometre uzakta olan bir askeri birlikte yaşıyordu. Buna rağmen Harry mümkün olduğunca onu görmeye çalışıyordu. Harry'nin İngiltere'ye dönmesinden birkaç ay sonra Alice onu bir aile partisine davet etti ve herkese ilişkilerinin daha da güçlendiği göründü. Ancak zamanla Alice'in tanıdıkları onun davranışlarında dramatik bir değişiklik fark etmeye başladılar. Önceleri her zaman neşeli, sosyal ve pozitifti, ancak her gün onda bir şeyler değişiyordu. Kız içine kapandı, çoğu zaman depresyondaydı ve arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi tamamen bıraktı. Sosyal ağlarda bile onlarla iletişim kurmayı neredeyse bıraktı ve kimse ona neler olduğunu anlayamadı. Alice ayrıca hırçınlaştı ve bir noktada ev arkadaşlarıyla tartıştı. Kız eşyalarını topladı ve iş arkadaşının dairesine taşındı. Alice'in ailesi ve arkadaşları bu köklü değişikliğin nedeninin yeni erkek arkadaşı Harry olduğunu tahmin etmeye başladılar. İlk başlarda kendisi de ilişkilerindeki sorunları paylaşmak konusunda isteksizdi, ancak zamanla bunları gizlemek imkansız hale geldi. Anlaşıldığı kadarıyla Harry, tanıştıktan sonraki ilk aylarda olduğu gibi iyi huylu ve sevecen bir adam değildi. İlişki uzadıkça, Alice'in hayatının her yönünü daha fazla kontrol etmeye çalıştı. Harry onun arkadaşlarıyla dışarı çıkmasına ve eski tanıdıkları ya da iş arkadaşları bile olsa başka erkeklerle sosyalleşmesine karşıydı, onun sosyal medya yazışmalarını takip etmeye başladı ve sürekli olarak onu arkadaşlarıyla dışarı çıktığında aldatma düşüncesiyle suçladı. Harry skandallar yarattı ama daha da ilginci, aynı zamanda onu neredeyse açıkça aldatmaya başladı, Tinder'dan kadınlarla tek gecelik ilişkiler için buluştu. Bundan sonra, Alice'yi kıskandırmak için sık sık bu kadınlardan bahsetti. Hatta iş öyle bir noktaya geldi ki, Ağustos ayında bu kadınlardan biri Alice'ye sosyal medya üzerinden mesaj attı. Bu noktada, kız Harry'i terk etmeye karar verdi, ancak Harry onu bırakmaya hiç niyetli değildi. Alice'yi mesaj ve telefon yağmuruna tuttu ve ne pahasına olursa olsun onu geri kazanmaya çalıştı. İlk başta onu sevdiğini söyledi, telefonda ağladı ve daha iyisi için değişeceğine söz verdi.
Sonra kızı açıkça manipüle etmeye başladı, onu öldürmeye ve tüm suçu onun üzerine atmaya söz verdi. Hatta iş doğrudan tehditlere kadar vardı, Harry'nin Ali Jane kıyafetlerini değiştirirken, gizlice fotoğraflarını çekti ve kendisine geri dönmezse fotoğrafları internete koymakla tehdit ettiği ortaya çıktı. Sonunda Ali Jane onu görmezden gelmeye karar verdi, bu noktada Harry taktik değiştirdi. Kızın arkadaşlarını ve ailesini aramaya ve onlardan kızı ikna etmelerini istemeye başladı. Bunun da işe yaramadığını fark ettiğinde, ona olan aşkını anlatan şiirler içeren kağıt mektuplar yazmaya başladı. Ancak kısa süre sonra bir kez daha tehdit ve şantaja başvurdu. Ali Jane bu mektuplara da yanıt vermedi ve daha sonra Harry'nin onun Facebook hesabına girmeyi başardığı ve oradan tüm yazışmalarını izlediği ortaya çıktı. Eylül ayından itibaren Ali Jane orduda subay olan ve o sırada başka bir ülkede bulunan Mike adında bir adamla sohbet etmeye başladığını öğrendi. Harry çok sinirlenmişti. Mike'a yazmaya başladı ve Ali Jane hala ona aşık olduğunu ve onunla yattığını iddia etti. Ayrıca onun hakkında kötü şeyler de yazdı. Ancak o zamana kadar Mike Harry'i biliyordu ve onun sözlerine hiç önem vermedi. Ali Jane ile ilişkisine devam etti ve kız Harry ile bu durumdan kurtulmayı başarmış gibi görünüyordu. Yeniden sosyal, neşeli ve mutlu görünüyordu. Ancak bu mutluluk uzun sürmedi. 30 Eylül'de Harry ona telefonu açması için yalvardığı bir sesli mesaj bıraktı. Ali Jane onu görmezden geldi ve sonra adam onun evine gelmeye karar verdi. Askeri birliğinden Ali Jane'in evine 2,5 saat araba kullanarak geldi. Ancak eve vardığında açıkçası tuhaf bir şekilde davranmaya başladı. Önce kapı zilini çaldı ve kaçtı, Ali Jane evdeydi ama kapıyı açmadı çünkü gözetleme deliğinden kimseyi göremedi. Bu durum birkaç kez tekrarlandı. Saatler sonra Harry çitin üzerinden tırmanarak Ali Jane'in yatak odasının penceresine geldi. Ali Jane çitlerle çevrili iki katlı bir evin zemin katında yaşıyordu. Harry pencereyi çaldı ve pencere kenarına bir kutu çikolata ve bir buket bırakarak saklandı. Bütün bunlar Ali Jane'e büyük bir korku verdi. Bütün bunların arkasında Harry'nin olduğunu hemen anladı. Üstelik pencereye gittiğinde, adamın bir an için gözünün önünden saklandığını gördü. Ama Harry orada durmadı. Avluda saklanırken birkaç tüyler ürpertici sesli mesaj kaydetti. Mesajların içeriği Ali Jane'in paniğe kapılmasına neden oldu. Bunlardan birinde, bir keresinde benim gibi adamların sonunda insanları öldürdüğünü söylemiştin, demeye başladı. Bu sözlerden sonra tekrar tekrar onu öldürmek istemediğini söyledi. Sesinden Ali Jane öncelikle kendini ikna etmeye çalıştığı anlaşılıyordu. Sonunda ona iyi geceler diledi ve gitti. Bu Ali Jane'in polise gitmesi için yeterliydi. Olanlardan sonra hayatı için ciddi şekilde korkmaya başlamıştı ve kendini Harry'den başka nasıl koruyacağını bilmiyordu. Polis operatörü ona iki seçenek sundu, Harry'e karşı bir yasaklama emri alabilir ya da polisten onun adına İngiltere'de İngiliz yasaklama emri olarak bilinen yasal bir bildirim çıkarmasını isteyebilirdi, bu polise, Ali Jane'e yaklaşması ya da onunla temas kurması halinde Harry'i tutuklama hakkı veriyordu. Kız ikinci seçeneği seçti ve polis ertesi gün onu görmeye geldi. İfadesini aldılar ve Harry'nin onu bir daha rahatsız ederse sonuçlarına katlanacağını söylediler. Kısa bir süre sonra polis memuru askeri birliği aradı ve Harry'e karşı alınan önlem hakkında amirini bilgilendirdi. Dikkat çekici bir şekilde polis, yasal olarak bunu yapmakla yükümlü olmalarına rağmen, bırakın şahsen ziyaret etmeyi, telefonla bile kendisiyle iletişime geçmemişti. Ali Jane polisle temasa geçtiğini öğrenen Harry sinirlenmiş ve ona bir mektup daha yazmıştı. Mektupla birlikte, ona onları hatırlatan bir kutu dolusu şey gönderdi. Mektupta, şikayetinin telefonunun, tabletinin ve dizüstü bilgisayarının elinden alınmasına neden olduğunu söyledi. Ayrıca onu bir daha rahatsız etmeyeceğine söz vermişti ama Ali Jane onun öylece durulmayacağını biliyordu. Harry kendisiyle tekrar temasa geçerse mutlaka polisi arayacaklarını söylediler. O da öyle yaptı. Kız mektuptan ve kutudaki eşyalardan bahsetti ama operatör bu durumda ne yapacağını bilmiyordu.
Dahası, Alice kendilerinin ne yapmasını beklediğini sordu. Sonunda, başka bir çalışanın geri arayacağına söz verdi. Tabii ki polisin bu yanıtı Alice'yi şoke etti ve bundan sonra ne yapacağı konusunda hiçbir fikri yoktu. Birkaç saat sonra bir memur onu geri aradı ve tüm hikayeyi dinledi, sonra polisin Harry'i tutuklamasını isteyip istemediğini sordu. Alice burada ölümcül bir hata yaptı, onu bağışladı ve olumsuz cevap verdi. Ancak tutuklansa bile Harry herhangi bir ceza almayacaktı. Sadece bir süre karakolda tutulup serbest bırakılacaktı. Bundan sonra Alice, içinde bulunduğu durumda polisin kendisine yardım edemeyeceğini, bu nedenle kendisine güvenmesi gerektiğini anladı. 12 Ekim'de, polisle temasa geçtikten 5 gün sonra, Alice hala depresyonda ve korkuyordu. Hafta sonu Mike geleceği ve önümüzdeki birkaç günü birlikte geçirmeyi planladıkları için, bu rahatsız edici düşüncelerden uzaklaşmayı umuyordu. O gece Alice işten döndüğünde komşusu evde değildi. Kız yatmak için hazırlanmaya başladı ve Mike'a yaklaşan buluşmaları hakkında mesaj attı. Ancak tüm bu süre boyunca Harry'nin evinin bahçesinde durup onu izlediğini bilmiyordu. Alice'in pencereyi açmasından yararlanarak yatak odasına girdi ve mutfağa yöneldi, oradan bir bıçak alarak kızın bulunduğu banyoya girdi, dehşet verici olaylar hızla gelişti. Harry onu 24 kez bıçakladı ve zavallı Alice oracıkta can verdi. Harry daha sonra daireyi terk etmiş, arabasına binmiş ve bir saatten kısa bir süre sonra askeri birliğine geri dönmüştü. Alice'in ev arkadaşı eve döndüğünde ön kapının içeriden kilitli olduğunu gördü. Alice'in kapıyı açmasını bekleyerek kapıyı birkaç kez çaldı ama Alice kapıyı açmadı. Bunun üzerine arka bahçeye giderek Alice'in yatak odasının penceresini çaldı ama gördüğü şey onu şoke etti. Komşu, açık pencereden Alice'in banyoda yerde kanlar içinde yattığını gördü. Hemen polisi aradı ve panik içinde olanları anlattı. Telefon görüşmesi sırasında şunları da söyledi, bu noktaya geleceğini biliyorduk. Eski kocası gerçek bir psikopat. Aramanın üzerinden 2 dakika geçmeden komşusu polis sirenlerinin yaklaştığını duydu. Onlarla birlikte Alice'in öldüğünü açıklayan sağlık görevlileri de geldi. Komşunun potansiyel katilin adını vermiş olması nedeniyle bunun bir cinayet vakası olduğu hemen anlaşıldı. Polis memurları derhal arabasının plakasını araştırarak adamı aramaya başladılar. Adamın Edinburgh'dan Newcastle'a gittiğini tespit ettiler. Arabası o gün birçok CCTV kamerasına yakalanmıştı. Birkaç saat sonra polis askeri birliğe geldi ve Harry'i tutukladı. Karakola götürüldü ve sorgulanmaya başlandı. Adam Alice'in evine gittiğini kabul etti ancak cinayete karıştığını reddetti. Ona göre, onunla konuşmak için onu görmeye gitmişti. İddiaya göre Alice yanına gelmiş ve konuşma sırasında yüzüne vurmuş. Daha sonra Harry'nin arabasına binip birime geri döndüğü iddia ediliyor. Ancak dedektifler kısa sürede Harry'nin hikayesinin gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını tespit etti. Kamera kayıtlarından Harry'nin Alice'in evine, Alice daha işten eve gelmeden önce vardığını öğrendiler. Arabayı park etmiş ve beklemişti. Ama hepsi bu kadar değildi. Dedektifler telefonunu incelediğinde Harry'nin arabadayken Tinder'da rastgele bir kızla mesajlaştığını ve o gece buluşmak üzere sözleştiklerini tespit etti. Dedektifler ayrıca Harry'nin arabasının direksiyonunda kan izleri buldu ve analizler kanın Alice'ye ait olduğunu gösterdi. Dahası, adam Alice'in telefonunu çalıp yanında götürmüş ve cihazın coğrafi konumu katilin o günkü hareketleriyle eşleşmişti. Tüm bunlar cinayet suçlamasının yapılması ve davanın mahkemeye taşınması için yeterliydi. Ancak ilk duruşma neredeyse bir yıl sonra Nisan 2017'de gerçekleşti. Harry'nin avukatları, müvekkillerinin aleyhinde bu kadar delil varken yeni bir hikaye uydurulması gerektiğini fark ettiler. Sonuç olarak, adam aslında eşyalarını almak için Alice'in evine gittiğini, ancak aralarında bir tartışma yaşandığını iddia etti. Bunun üzerine Alice'in bir bıçak alarak adama saldırdı, ancak yanlışlıkla kendisini 24 kez bıçakladığı iddia edildi, daha sonra onun ölümünü izlemiş ve hatta son sözlerini dinlemişti. İddiaya göre kadın ailesinden nefret ettiğini söylemişti. Tabii ki bu hayal ürünü hikaye ciddiye alınmadı.
Dahası, duruşmalar sırasında korkunç bir gerçek daha ortaya çıktı. Harry cinayetten önce Ali Jane'in evine birkaç kez gelmiş, arka bahçeye gizlice girip fotoğraflar çekmişti. Savcılığa göre, cinayeti önceden titizlikle planlamıştı. 11 gün sonra mahkeme, 22 yıl sonra şartlı tahliye başvurusunda bulunma olasılığıyla birlikte ömür boyu hapis cezasına hükmetti. Kararın okunması sırasında yargıç, Harry'nin zerre kadar pişmanlık ya da acıma duygusu göstermediğini belirtti. Bunun yerine, sadece mümkün olan en inandırıcı hikayeyi uydurmaya odaklanmıştı. Duruşma sırasında Harry'nin geçmişinden bir başka korkunç ayrıntı daha ortaya çıktı. Bu olaylardan 3 yıl önce, eski kız arkadaşı, daha sonra Alice'yi takip ettiği şekilde onu da takip ettiği için ona karşı bir yasaklama emri çıkarılmıştı. Ancak polisin bundan haberi yoktu. Cinayetten sonra kamuoyu ve medya polisi ağır bir şekilde eleştirdi ve davanın kapanmasına izin vererek Alice'yi tehlikeli bir psikopattan koruyamamakla suçladı. Daha sonra iki polis memuru disiplin cezasına çarptırıldı, ordu da eleştirilerden nasibini aldı. Halk böylesine dengesiz ve tehlikeli bir kişinin ordu mensubu olmasını kınadı. Buna ek olarak, Harry'e karşı bir yasak çıkarıldığında ordu komutanları ona karşı herhangi bir işlem yapmamıştı. Bir süre sonra Ali Jane'in ailesi, onun onuruna bir vakıf kurdu. Vakfın amacı, takip mağdurlarının polisten anında ve uygun yardım almalarını sağlamak için çalışmaktı. Ali Jane'in davası, kolluk kuvvetlerinin böyle bir koruma sağlayamadığını gösterdi. Bu nedenle gerekli yasal değişiklikler yapıldı. 2019 yılında, başkalarına zarar veren kişilere karşı tedbir kararı alınmasını kolaylaştıran bir yasa kabul edildi. Buna rağmen aile vakıf üzerinde çalışmaya devam ediyor ve ülkede bir fark yaratmayı umuyor. Şu anda Ali Jane'in tüm akrabaları ve tanıdıkları, polisin görevini daha ciddiye alması halinde bu trajedinin önlenebileceğine inanıyor. Sizin bu dosyadaki çıkarımlarınız nedir? Sizde varmış olduğunuz sonuçları bizimle paylaşırsanız memnun oluruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.